zaten son yıllarda çok kutlama şeklinde yaşayamadık. Pandemide ölen sağlık çalışanları, hekimler, bu yılda deprem ana gündemimiz oldu. Bir kutlama değil aslında, hem bir yas, hem bir dayanışma, hem bir hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla yaraları sarma şeklinde geçirmeye çalışıyoruz. Dün büyük zarar gören illere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden dört kol şeklinde ziyaretler oldu. Dün de Merkez Konsey'den yine odamızla birlikte ziyaretler gerçekleştirildi. Kurumları gezdik. Meslektaşlarımıza hem geçmiş olsun hem başsağlığı diledik. Bugün de Adıyaman'da toplandık. Saat 4.17'de duran Saat Kulesi'nin önünde bir basın açıklaması ve anma töreni gerçekleştirildi. Depremde biliyorsunuz 500 civarı sağlık çalışanı öldü. Bunlardan yaklaşık 100 tanesi hekimdi. Bunlar hem evlerinde büyük bir kısmı, mesela İskenderun Devlet Hastanesi'nde 70 sağlık çalışanı depremin olduğu gün vefat ettiler, enkaz altında kalarak. Tabii ki zaten sağlıkla dönüşüm programından kaynaklı sağlık politikaları ile ilgili sıkıntılar vardı, ancak depremle bunlar daha da gün yüzüne çıktı. Bu 14 Mart'ta bizim ana gündemimiz. Depreme rağmen zorla bu kurumlarda çalıştırılmaya çalışılan güvensiz binalarda sağlık sisteminin yürümesiyle ilgili organizasyonsuzluklar oldu. Bizler alana gidip hem sorunları dinlemek hem yaraları sarmak dayanışma amacıyla kurumlarda ziyaretler gerçekleştirdik. Sağlık sistemi maalesef, hani Türk Tabipleri Birliği'nin çizgisini biliyorsunuz. Bizler herkes için eşit, ulaşılabilir, ana dilde bir sağlık sistemi olmasını istiyoruz. Çünkü sağlık en temel anayasal haktır. Ve herkesin hiçbir maddiyat sorunu, sadece kimlikle gidip bu hizmeti eşit bir şekilde alabilmesi gerekir. Ancak sağlıkla dönüşüm programı ile birlikte maalesef birinci basamaktan itibaren sağlık sistemimiz özelleştirilmiş, sağlığa erişim hem daha dezorganize bir hale gelmiş, basamaklı sağlık sistemi hayata geçirilememiş. Bu da hem halkın sağlığa erişimle ile ilgili sorunlar oluşmasına neden olmuş, hem de sağlık çalışanlarının, hekimlerin çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olmuştur. Bizler hekimler olarak hasta hekim ilişkisi içinde aslında o etik yükümlülüklerle hastalarımıza yaklaşıyoruz. Ancak bu sistemde neredeyse hasta müşteri ilişkisine döndürülmek isteniyor. Sadece özellerde değil, kamuda da böyle. Performansa dayalı, 5 dakikada bir, hatta şu anda son düzenlemelere göre 5 dakikada 2 hastanın randevu sistemine düştüğü, kışkırtılmış bir sağlık hizmeti başvurusu olan koşullarda, şiddet baskısı altında, stres altında işimizi icra etmeye çalışıyoruz. Çok aslında titizlikle yapılması gereken bir meslek. Çünkü insanların hayatına mal olabiliyor yapacağımız yanlış uygulamalar. Ancak bir hekimin doğru bir şekilde işini yapabilmesi için çalışma koşullarının da buna uygun olması gerekir. Şiddet, stres, baskı altında çalışmaması gerekir. Son günlerdeki mücadelelerimiz daha çok bunun üzerine. Bir de bizler eşit işe eşit ücretler almak istiyoruz. Aynı kurumda çalışan ancak farklı ücretler alan sistemden kaynaklı tabii. Performansa dayalı çalışmak istemiyoruz. Bir hastamıza bakarken performans kaygısıyla bakmak istemiyoruz. Daha dezavantajlı yerlerde çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının daha motive olması için oralarda daha sosyal imkanların geliştirilmesi, mesela kadınlar için, kadın hekim ve sağlık çalışanları için kreş hakkı, lojmanlar, daha sosyal devlet anlayışıyla bir takım uygulamaların hayata geçirilmesini istiyoruz. İnsana yaraşır şekilde, halkın da onurlu, iyi, insana yaraşır bir sağlık hizmeti almasını talep ediyoruz ve mücadelemizi bunun için sürdürüyoruz, sürdüreceğiz de. Kendine özgü bu işte şiddet olaylarının daha fazla olması, biliyorsunuz Eyüp Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yine
yakın zamanda şiddet gören bir acil uzmanı arkadaşımız için basın açıklaması yapmıştık. Aynı kişinin ikinci kez şiddete uğradığı bir yer orası maalesef. Tabii bunun nedeni insanlar ya da hekimler değil, kışkırtılmış bir sağlık hizmeti ve basamaklı sağlık hizmetlerinin hayata geçirilememesi maalesef söz konusu. Bunun içinde hem hekim sayısının yetersiz olması, dağılımının yetersiz olması, hem birinci basamağın aslında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde yeterli bütçenin ayrılmamış olması, birinci basamakta çalışan hekimlerin özelleşmeyle, aile hekimliği sistemiyle birlikte birçok başka şeyle de, yani normalde biz hekimler olarak hastamızla ilgilenmek, kendi işimizi yapmak isteriz ama burada bir çalıştığın kurumun kirasından, yanında çalışanın, elemanın, sağlık çalışanının, yardımcı sağlık personelinin ücretlendirmesine, faturalara kadar birçok şeyi hekim düşünmek zorunda kalıyor. Bizler sadece işimizi yapmak istiyoruz. Bunların hepsi tabii Urfa'nın da bu hem hekim ve sağlık çalışanlarının yetersiz sayıda olması hem de şiddet olaylarının fazla olması nedeniyle maalesef hekimlerin Urfa'da kalmak istememesi gibi bir sonuca neden oluyor. Aslında genel olarak Türkiye'de de hekimler biliyorsunuz şu anda yurt dışına gitmek istiyorlar. Hem emeklerinin karşılığını alamadığını düşündükleri için hem sağlık sisteminin yanı sıra tıp eğitimi de maalesef sıkıntılarla dolu. Ama bizler buradayız. Bizlerin halkımızın da bizlere ihtiyacı var. Bunun bilinciyle burada kalmak ve insana yaraşır bir sağlık sisteminin içinde mesleğimizi icra etmek istiyoruz.